Turizmin yükselen trendi ekoturizm, yeşilin, tarihin ve kültürün birleştiği ekoturizm rotaları turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin 52 ilindeki 90 ekoturizm rotası bugüne kadar 5 milyon doğasever tarafından ziyaret edildi. Bu sayede ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı. Doğaseverler Kavak arasında Sığla Ağacı ile buluşurken Nazarköy'de Hitit tarihini görüyor. Osmanlı göç yoluyla tarihe sahip çıkarken Oylak'ta termal turizme katkı sağlıyor. Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ekoturizm eylem planı Türkiye'nin turizm ve doğaseverlerini buluşturuyor. ...2021-2025 yıllarını kapsayan eylem planıydı bu. Ve eylem planı çerçevesinde 110 ayrı rotayı vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planladık. Onlardan şu ana kadar 90 tanesini de gerçekleştirerek 52 ilimizde vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş durumdayız. 2 yıl içinde ise tüm Türkiye'nin ekoturizm rotası oluşacak. Doğayla iç içe sağlıklı bir yol. Ekoturizm rotaları sadece doğayla buluşanlara değil, orman köylülerine de katkı sağlıyor. Doğa tutkunları yemyeşil ormanın içinde kamp kuruyor, bisiklete ve ata biniyor. Çevrenin tarihini, kültürünü keşfediyor. Rotalar, yöre halkı, ekoturizm ve sürdürülebilirlik hususlarına dikkat edilerek belirleniyor. Daha sonra ekoturizm altyapısı kuruluyor. Bu yolla çadırlı kamp ve karavan alanları taleplerinin de karşılanması amaçlanıyor. Nihayetinde bu eylem planı sonucunda bizim ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2 milyar liralık bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Şu ana kadar tesis ettiğimiz 90 ekoturizm rotasına 5 milyon vatandaşımız ziyaret etti ve yaklaşık 1 milyar liralık da ülke ekonomisine katkıda bulundu. Ekoturizm rotaları Orman Genel Müdürlüğü'nün mobil cihazlar için geliştirdiği Benim Ormanım uygulamasıyla keşfediliyor, yapılabilecek aktiviteler ve anlık hava durumu görülüyor. Avrupa ekoturizm ağı bulunuyor. Türkiye olarak biz bu ağa üye olmak için girişimlerde bulunduk, çalışmalarımız devam ediyor. Ekoturizm işletmeleri Avrupa Ekoturizm Ağı'na da dahil olma yolunda.